Başlayalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulillahi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî illâ billâh. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unîb. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli ve ma tevfiqi illa billah aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unîb emma ba'd. Değerli kardeşlerim, geçen hafta, daha önceki hafta İslam'da evliliğin, İslam'da aile hukukunun neler olduğunu veya evliliğin ne olduğunu, niçin evlilik olduğunu bahseden bazı ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler okumuştuk. Bugün yine aynı konuya devam edeceğiz. Niçin evlilik, evliliğin hikmetleri, tabii birçok hikmetleri var, sırları var. Bunlardan çok önemli bir tanesi de nesli korumak, nesli korumak. Yani toplumlar ne kadar temiz bir aile düzeni kurarsa nesil ona göre korunmuş olur. Neslin korunması aile düzeninin korunmasına veya sağlam temeller üzerine kurulmasına bağlı. Aile sağlam olursa nesiller sağlam olur. Dolayısıyla nesli korumak, bir başka ifadeyle iffeti, edebi, hayayı korumak, bir başka ifadeyle kirli bir hayattan uzaklaşmak, hayatı meşru ölçüler çerçevesinde devam ettirmek. Çünkü evlilik olmayınca kirli bir hayat olur. Onun yerini kirli bir hayat alır. O zaman işte orada insaniyet kalkar, hayvaniyet derecesine düşülür. Bu itibarla İslam evliliği getirirken, bu müesseseyi kurarken en büyük hikmet olarak insanların namuslarını korumak ve hakikaten iffet ve edep sahibi olmalarını temin etmektir. Yoksa insanlar zinaya düşer, kirli hayata bulaşırlar, nesillerin başı boş kalır, sahipsiz hale gelirler. Bu itibarla İslam evliliğe son derece önem vermiş. Bu konuyla ilgili, yani zinadan korunma ile ilgili, iffet ve haya ile ilgili maddesini biraz işlemeye, irdelemeye gayret edelim inşallah. Değerli kardeşlerim, malumunuz olduğu gibi zinanın haramlığı Adem Aleyhisselam'a verilen şeriattan başlayarak son şeriat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatına kadar olan bütün ilahi vahiy çizgisinde kirli hayat yasak kılınmıştır. İlk insan Adem Aleyhisselam'ın hayatı aile hayatıyla başlamış ve dünyanın neresinde olursa olsun o günden bugüne kadar aile hayatına gereken ehemmiyet verilmiş. Aile hayatını bozacak, insanların iffetini, insanların nezaketini, nezafetini, insanların zarafetini, insanların temiz hayatını bulandıran bütün hareketler yasaklanmıştır. İşte buna da zina denmektedir. Zina çok kötü bir şey. Bu açıdan bakınız, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zinadan sakındırırken şu önemli hususlara işaret buyuruyorlar. İyyâkum ve zina fe inne fîhî erbâ hısâl. Evlilik dışı münasebetlerden sakının. Çünkü bunda önemli 4 tane zarar var. Başka hadislerde daha başka maddeler de sayılmış. Ama bu hadis-i şerifte 4 önemli zararından bahsediliyor. 1. Fe innehu yuzhibul behâ anil veçhî. Zina yapanların yüzünden imanın nurunu, parıltısını giderir. İmanın parıltısını, imanın ziyasını, nurunu giderir. 2. Ve yuskıtur rahman. Allah Celle Celaluhu'yu öfkelendirir, gadaplandırır. Cenab-ı Hakk'ı öfkelendirir. Cenab-ı Hakk'ın
öfkelenmesi demek, o milletten rahmetini kesmesi demektir. O nesilden rahmetini kesmesi demektir. Üçüncüsü ve yaktaur rızka, geçim darlığına sebep olur. Geçim darlığına sebep olur. Dördüncüsü ve yusebbibül hulude finnar, eğer niçin haram olsun denilirse, bu itikatta olan insanların tevbe etmedikçe imanları olmaz. Eğer bu inançları üzerine, bu hal üzere ölürlerse cehennemde ebedi kalırlar. Çünkü Allah'ın yasaklarından her hangisi olursa olsun bir tanesini inkar eden, haram olmadığını iddia eden insan imandan çıkmış olur. İslam'dan çıkmış olur. Bu sadece zina ile ilgili değil. Faizle ilgili, kumarla ilgili, hırsızlıkla ilgili, gasıpla ilgili, rüşvetle ilgili ne kadar yasaklar varsa, yasaklardan bir tanesini, kesinlikle haram edilenlerden bir tanesini eğer helal kabul ederse, bu insan tövbe istiğfar etmezse Allah korusun dinden çıkar. Mürted olur. Dinden çıkmış olur. Bu büyük bir felaket. Bu açıdan burada ve yusebbibül hulude finnar, eğer zina niye haram olsun diye iddia ederse o zaman cehennemde ebedi kalmasına sebep olur buyuruyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Şimdi değerli kardeşlerim, bugün hakikaten dünyaya bakıldığı zaman birçok rahatsızlıkların, birçok mikropların, birçok hastalıkların, birçok huzursuzluğa götüren sebeplerin haramları işlemekten dolayı olduğunu yine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam asırlarca önce haber vermiştir. Her bir günah bir huzuru bozan ya da insanları felakete götüren, toplumları kirleten günahlar mikrobu. Her bir günah bir mikroptur. Her bir günah hayatı kirletir. Her bir günah huzuru bozar. Her bir günah kalpte bir leke yapar. Dolayısıyla bakınız Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın şu hadis-i şerifi çok anlamlı. An Abdillah ibn Umar'a radiyallahu anhuma. Hazreti Ömer radiyallahu anhum oğlu Abdullah. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma naklediyor. Diyor ki, ekbele aleyna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün Peygamber aleyhissalatü vesselam bize döndü, bize yöneldi. Fekale şöyle buyurdu. Ya maşeral muhacirin. Ey muhacirler topluluğu. Şimdi bu hadis-i şerifteki hitaba baktığımız zaman Peygamberimiz bazen ensar topluluğuna, bazen muhacirler topluluğuna, bazen gençler topluluğuna, bazen kadınlar topluluğuna, bazen de ümmetin tamamına hitap ediyor. Bazen de şahsa hitap ediyor. Peygamberimizin bizzat kişilere hitap ettiği, adıyla hitap ettiği çok hadisler var. Bunlar kişilere taltiftir. Burada diyor ki ey muhacirler topluluğu, muhacirler cemaati. Muhacirler kimdi? Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye İslam için hicret eden, devlet için hicret eden ve bütün malını, mülkünü, servetini bırakıp Allah'ın emri üzere yola çıkan ve İslam devletinin kurulmasına bir taş da ben koyayım diyen ve bir katkıda da ben bulunayım diyen her muhacire, Müslümana muhacir ismi verilmiş. Dolayısıyla Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam muhacirlere hitaben şöyle diyor. Hamsun izebtülitüm bihinne. Beş şey var ki eğer bu beş şey ile karşı karşıya gelirseniz, bu beş şeye müptela olursanız, bu beş şey sizin karşınıza çıkarsa eûzü billahi entüllikûhünne. Bu beş şeyle karşılaşmanızdan Allah'a sığınırım. Bu beş şey ile karşılaşmanızdan Allah'a sığınırım. Eğer bu beş şey ile karşılaşırsanız bu beş şey beş şeyi getirir. Beş şey beş şeyi yıkar. Beş şey beş şeyi kaldırır. Bakın çok önemli. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu hadis-i şerifi asırlar öncesinden toplumun düzenini bozan, toplumu rahatsız eden, toplumu gerçekten bir takım sıkıntılara sevk eden sebepleri bu hadis-i şerifte görüyoruz. Bir, lem tazharil fahişetü fi kavmin kattu hatta yu'linu biha illa feşa fihimut ta'unu vel evca'ulleti lem tekun madat fi eslafihim ellezine madav. O kadar önemli ki bir toplumda
bir millette ya da milletlerde ahlaksızlık, fuhşiyat, şehvete mahkumiyet, mağlubiyet meydana gelmesin, ortaya çıkmasın, şayet çıkarsa, bunu alenen yapar olurlarsa. Şimdi bir gizli günah işleme var, bir de açıktan günah işleme var. Bugün günahlarda aleniyet var. Günahlara teşvik var. Mesela günahlar gizli işlense bu kadar zararlı olmaz. Sadece günah işleyen kişilerle alakalı olur. Sınır daralır, kalıp daralır. Ama bugün resmi teşvikler var günahlara. Resmi tavsiyeler var. Ve birçok güçler tarafından adeta toplumun günaha itilmesi için mekanlar oluşturuluyor, sebepler oluşturuluyor, imkanlar hazırlanıyor ve devlet de buna göz yumuyor. Devlet de buna göz yumuyor. Çünkü İslam'a göre haram ve helalları denetleyen devlettir. Emirler terk edildiği zaman, yasaklar işlendiği zaman buna birinci derecede el koyacak olan merci devlettir. Devlet el koymazsa, devlet eğer hakikaten toplumu sarsan, toplumda depremler meydana getiren bu günahları engellemezse, o zaman bu günahlar yayıldıkça yayılır ve önüne geçiremez hale gelir. Bakın ne diyor burada? Bir toplumda fahişe dediği burada ahlaksızlık, fuhşiyat, edepsizlik, hayasızlık, iffetsizlik ortaya çıkmasın. Şayet çıkarsa ve bunu da alenen yaparlarsa onlarda yaygın hastalıklar meydana gelir. Eski hastalıklar taun, veba, böyle öldürücü hastalıklar. Bugün hastalıkların isimleri değişti. Geçenler haberlerde söylüyor. Dünya istatistiklerine göre 28 çeşit kanser olduğunu tespit etmişler. Kanserlerin sebeplerine inildiği zaman, veremlerin sebeplerine inildiği zaman, hastalıkların çoğalma sebeplerine bakıldığı zaman, bu hadiste zikredilenlerin hemen hepsinde bunları görmekteyiz. Hele hele insanların iffeti yok olduğu zaman, zinaya meyil başladığı zaman, zinalar aleniyen yapıldığı zaman, alenen yapıldığı zaman, açıktan yapıldığı zaman, işte bakın, onlarda yaygın hastalıklar meydana gelir, bir de geçmiş milletlerde görülmeyen hastalıklar meydana gelir. Geçmiş milletlerde vel evca'ulleti lem tekun madat fi eslafihim ellezine madav. Daha önceki dönemlerde, devirlerde, asırlarda yaşayan insanların karşılaşmadıkları birçok hastalıklar meydana gelir. Ağrılar, acılar, sızılar, rahatsızlıklar. Siz hastahane yapabildiğiniz kadar hastalıklar o kadar çoğalıyor ki hastanelerin hızı hastalıkların hızına ulaşamıyor. Bakın insanlar çoğalıyor ama hastalıklar insanların çoğalmasından daha fazla. Hastalıklar o kadar çoğalıyor ki isterseniz okulların sayısı kadar hastaneler yapın. Hastanelerin sayısı artıyor. Hapishanelerin sayısı artıyor. Bir kitapta okumuştum. Çok hoşuma gitti. Bir alim diyor ki siz diyor içkinin, kumarın, zinanın ortadan kaldırılmasına söz verin. Ben de size hapishanelerin, hastanelerin olmayacağına garanti veriyorum diyor. Hapishaneleri oluşturan, hastaneleri oluşturan kumar, zina ve her çeşidiyle fuhşiyat. Görüyor musunuz? Her çeşidiyle fuhşiyat, bunlar işte hastalıkları körükleyen sebeplerden. Ne alakası var demeyin. Bunların çok ciddi insan hayatıyla yakından alakası var. İşte bunların önüne geçilmediği sürece hastanelerin çoğalması ihtiyacı karşılayamaz. Hapishaneler çoğalır, hastaneler çoğalır. İşte bunlarda bir de aleniyet olduğu zaman, artık açıktan yapılır olduğu zaman bütün toplumu etkiler, bütün toplum bu vebadan, bütün toplum bu mikroptan etkilenmiş olur. Tozundan, toprağından bir şekilde etkilenmiş olur. Hele şu giyim kuşamlara bir bakın. Örtülü gibi gözükenlerde bile ne kadar İslam'a yakın. Örtülü olmayanlar zaten değil. Örtülü olanlar ne kadar İslam'a örtünüyor. Müslümanlığı yaşıyorum diyenler hakikaten kitap ve sünnete uygun ne kadar yaşıyor. Bütün bunları şöyle bir muhasebe edelim.
Bunların tamamında hakikaten biz gerçekten kitap ve sünnete göre bir Müslüman mıyız, değil miyiz? Bakalım, giyim kuşamlarımıza bakalım, ticaretimize bakalım, eğitimimize bakalım, aile hayatımıza bakalım, toplum hayatımıza bakalım. Bunlar ne kadar İslami, ne kadar Kur'an'a ve sünnete uygun. Bunları bir ölçelim, tartalım. İşin dedikodusunu yapıyoruz. Ama bir bakalım ne kadar uygun, uygun olmadığını göreceğiz. Bütün bunların yine ana sebeplerinden bir tanesi günaha engel olunmaması. Ve günahların hiç günah değilmiş gibi, hatta çağdaşlık adına, medeniyet adına teşvik edilerek ve insanlar özendirilerek o tarafa doğru yönlendirilmeleri. Özendiriliyor bugün. Bütün günahlara özenti var. Bunların çok farklı örneklerle, farklı tablolarla, farklı şekillerde insanlara iğrendirilmesi gerekirken, insanların bunlardan, yırtıcı hayvanlardan kaçtığı gibi kaçmaları gerekirken, adeta insanlar paralı olarak haramlara yöneliyorlar. Sebebi, işte günahlara zemin hazırlanması, günahlara engel konulmaması, engel konulmaması, bir de günahların işlenmesi için zemin hazırlanması, böylece insanların hayatını kapsıyor ve Müslümanların tamamı da bundan etkileniyor. Peki birincisi bu. Bu hadis-i şerifle ilgili yine her zaman okuduğumuz bir hadis-i şerif var. Onu da okuyacağım. İza zahara zina ve riba fi qaryatin faqad ahallu bi enfusihim adaballah. Eğer bir memlekette faiz, zina açıktan açığa yapılır olursa o memleketin insanları Allah'ın azabını kendilerine davet etmiş olurlar. Azabın davetçisi kendi fiilleridir. Ekonomik hayatta azabı davet. Bundan daha büyük bir azap olur mu? Adam bir alıyor, beş veriyor. Bir alıyor, beş veriyor. Bir veriyor, beş alıyor. Bundan daha büyük felaket olur mu? Bir ömür boyu borca ipotek olmak, bir ömür boyu faiz pisliğine bulaşmak, bundan daha büyük bir bela olur mu? Maalesef ümmet buna tamamen girdi, girdirildi, alıştırıldı. Neredeyse faizin haramlığından söz edilmez hale gelindi. Neredeyse faiz haram değil. Sanki faiz unutturuldu. Birçok haramlar unutturuldu. Birçok haramlar adeta teşvik edilir hale getirildi, geldi. Dolayısıyla işte ümmetin perişanlığı bundan. İkinci madde, وَلَمْ يَنْقُسُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ اِلَّا اُخِذُوا بِالسِّن۪يلِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. Eğer bir toplum, bir millet ölçülerini, tartılarını noksan ederlerse kıtlık seneleriyle cezalandırılırlar. Kıtlık seneleri olur. Şimdi çok ciddi, birçok yerlerde bolluk bereket var. Kıtlık olan yerler çok. Açlıktan ölen insanlar milyonlarca. Sefaletten ölen insanlar, sabahtan haberlerde söylüyordu, Suriye'de çocuklar soğuktan donuyor. Barınacak yer yok. Afrika'da açlıktan ölenler var. Arakan'da Müslümanlar perişan. Ya bunlar sadece söylenip de geçilecek şeyler değil. Bunlar üzerinde ciddi hesaplar yapılması gereken hususlar. Kim yapacak bunu? Müslümanlar yapacak. Müslümanların başkanları yapacak. Müslümanların liderleri yapacak. Müslüman devletler yapacak. Yapması lazım. Ama gelin görün ki ben Müslüman devletim diye bunu yapıyor. İşte Suriye. Kendi insanlarının barınaklarını tahrip ediyor. Taşı taş üzerinde bırakmıyor. Böyle bir zulmün benzeri görülmemiş. Kendi insanına böylesine zulmeden zalim tarihte çok az gelmiş. Böylesine bir zulüm. Hem de devlet adına, hem de insanlık adına, hem de karşıdaki insanları terörist nazarıyla bakarak onları böylece imha ediyor ve koskoca bir memleket baştan başa harap olmuş. Burada diyor ki eğer ölçülerini ve tartılarını noksan ederlerse kıtlık seneleriyle cezalandırılırlar. Bir, ve şiddetil meuneti, geçim zorluğu ile cezalandırılırlar. İki,
geçim zorluğu. Eğer ekonomik hayata dikkat edilmezse ölçüye, tartıya, hesaba, kitaba, alışa, verişe dikkat edilmezse bunun azı çoğu olmaz. Alışverişteki hıyanetin azı çoğu olmaz. Eğer hıyanet başlarsa alışverişte o zaman ne olur? Geçim zorluğu meydana gelir. Sadece hıyanet edenlerde değil, bütün bir toplumda. Üçüncüsü ve cevriz sultanı aleyhim, hükümdarların, idarecilerin onlar üzerindeki baskıları, zulümleri artar. Zulümleri artar. Bakın idarecilerin bile merhametten yoksun olmaları, kendi tebaalarına, kendi idaresi altında olan insanlara haksızlık yapmaları, toplumun içerisinde ölçüye ve tartıya dikkat edilmemesinden kaynaklanıyor. Allah zalimlere zalimleri musallat ediyor. Allah zalimlere zalimleri musallat ediyor. Ölçüyü tartıyı noksan etmek zulümdür. Zulüm işleyenlere verilen ad zalimdir. Allah o zaman zalimleri zalimlere musallat ediyor. Merhamet kaldırılıyor. Adalet ortadan kalkıyor. Şefkat kalkıyor. Eşitlik kalkıyor. O zaman kargaşa başlıyor. Hadis-i şerifin manası budur. Onlar o zaman idarecilerin zulmüyle yüz yüze gelirler buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Üçüncü madde وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاتَ اَمْوَالِهِمْ İnsanlar mallarını, zekatlarını vermezlerse اِلَّا مُنِعُ الْقَطْرِ Yağmur kesilir, rahmet kesilir. Rahmetten mahrum edilirler. Rahmetten mahrum edilirler. Sonra ne olur? Gökte bulutlar oluşur, içinde rahmet olmaz. Veya inen afat olur. Veya yeryüzündeki kaynaklar kurur. Kaynakların bile kuruması zekatın engellenmesiyle ilişkilidir. Su kaynaklarının kuruması. Çünkü su kaynakları kuruduğu zaman yerde bereket olmaz. Bulutlardan rahmet emmediği zaman gökte bereket olmaz. Bereketin kaynağı yerler ve göklerdir. Yerde toprak, gökte su, yani bulutlar. Dolayısıyla rahmet kesilir. Ve rahmet azaba dönüşür. Nimet nikmete dönüşür. Böylelikle ne olur? Eğer insanlar zekatlarını vermezlerse yağmursuzlukla, rahmetsizlikle cezalandırılırlar. Sadece toplumun o kesimi değil, bütünü. Hatta hadis-i şerifin devamında وَلَوْلَ الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْتَرُوا Eğer masum hayvanat olmasaydı hiç mi hiç yağmur yağdırılmazdı diyor. Hayvanat olmasaydı. O masum hayvanatın onların hürmetine yağmur yağdırılıyor. Yoksa insanlar zulmettiği zaman, fakirin, fukaranın hakkını gasp ettiği zaman yağmur bile onlara yağdırılmazdı diyor. 4. وَلَمْ يَنْقُدُ الْعَهْدَ Yani اَهْدَ اللّٰهِ وَاَهْدَ رَسُولِهِ Allah'a verdikleri sözleri, peygambere verdikleri sözleri bozmasınlar, şayet bozarlarsa اِلَّا سَلَّتَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّ مِنْ غَيْرِهِمْ Allah onlara kendilerinden başkalarını musallat eder. Bakın düşmanlar ortaya çıkar. İç düşmanlar, dış düşmanlar ve kötülükler artar. Bu çok önemli bir madde ha. Eğer Allah'a verilen sözler yerine getirilmezse, Allah'a verilen sözlerin başında iman sözü var, ibadet sözü var, haramlardan sakınma sözü var, Cenab-ı Hakk'a kul olma sözü var, peygambere verilen sözler, ümmet olma sözü var, sünneti yaşama sözü var. Sünnetten bahsediyoruz, sünnet yok bizde. Misal, sünnetten bahsetmek yetmiyor. Resulullah'a ümmet olma sözü, ümmet olma sözü. Onun sünnetini yaşama ahdi. Bu taahhütte bulunan Müslümanlar Allah'a ve Resulüne verdikleri sözü bozarlarsa Allah onlara kendi dışlarından düşmanları bela eder. Kendi dışlarından. Ondan sonra o bela onların çekmelerine, efendim birçok haksızlığa uğramalarına sebep olur. Kendi fiilleri sebebiyle. Ve devamında buyuruyor ki Peygamberimiz فَاَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي اَيْد۪يهِمْ Allah onların başlarına düşmanları bela eder. Onlar da bu şekilde
ahitlerini bozan insanların ellerindeki mallarını alırlar, zorla alırlar, rüşvet yoluyla alırlar, gasp yoluyla alırlar, başka başka yollarla alırlar. Eğer siz ahdinizi yerine getirmezseniz, çünkü Cenab-ı Hak öyle buyuruyor, evfu bi ahdi ufi bi ahdikum, siz bana verdiğiniz sözü tam olarak yerine getirin ki ben de size verdiğim rahmet sözünü, size vereceğim rahmeti yerine getireyim. Önce biz kul olacağız, sonra Allah'tan rahmet dileyeceğiz. Siz sözünüzü yerine getirin ki ben de size vaat ettiğim şeyleri vereyim diyor Cenab-ı Hak. فَذْكُرُونِ يَذْكُرْكُمْ, siz beni hatırlayın, yad edin ki ben de sizin yad etmeniz sonucunda sizi rahmetimle yad edeyim. Siz benim nimetlerime şükredin, nankörlük yapmayın ki ben de size bol bereket rızık vereyim. Bereketli rızık vereyim. Bakın bunlar hep birbirine bağlı. Kul da şükür,